Herkese merhaba. Yine çarşamba günündeyiz, yani soru cevap günündeyiz. Geçen hafta sizlere toplum sağlığı hakkında, bilim bilimleri, COVID aşısı vesaire, COVID hastalığı hakkında, bağışıklık sistemimiz hakkında ne merak ettiğinizi sorun demiştim. Konu ta yediğimizden, içtiğimizden başlıyor. Yani içme sularımızın kaliteli olmasından, işte yediklerimizin yine düzgün yıkanıp sağlıklı besleniyor olmamızdan, keza bazı aşılarımızın eskiden de biliyorsunuz ki işte hepatitistir, kızamık, kaba kulaklar, su şeyidir, polyodur, bir sürü şey aslında salgın yaratmış ve aşıları çıkmış. Bunların yine düzenli yapılmasından. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir okulda ya da bir yerde biliyorsunuz ki bazen grip salgını olur. Ya da işte bazen işte uyuz salgını gibi yine mikrobiyolojik salgınlar olabilir. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki küçüklük zamanlarınızda böyle bir şey olduğunda haber verilirdi ve velileriniz de ona göre bazı vitamin kullanılması ya da uyuzsa, püreyse, taşlarınızın ona göre yıkanması ilaçlarıyla gibi önlemler alınırdı. Yine bu konuları sizlere birazcık hatırlatmak istedim çünkü COVID gibi bir dönem yaşıyoruz. Yani o da bir virüs hastalığı, o da bildiğiniz üzere çok hızlı yayılıyor, teknolojik olarak aşıları bulunmuş durumda. Yine aynı şekilde her şey bize gösteriyor ki gerek genetik altyapısı, gerek immün sistemi daha düzgün olan insanlarda COVID daha hafif geçebiliyor ya da kendilerini yine aynı şekilde bağışıklığını koruyarak diğer aldığı tedbirlerle de keza biliyorsunuz ki işte elimizi düzgün yıkamak gibi, işte vücudun açık alanlarına sürmemek, temas etmemek gibi, konuşurken belli bir mesafede oturmak gibi, açık havada da daha çok bulunmak gibi, temiz nefes almak gibi konularla da kendi koruyuculuğumuzu arttırıyoruz biliyorsunuz ki. Bir de artık sizin de hani işte Sinovac'tır, BioNTech'tir gibi kafanızın çok karıştığı aşı konusu var. Burada Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü politikalara, yani şu anda biliyorsunuz ki iki Sinovac olan bir BioNTech aşısı olabiliyor ya da direkt iki BioNTech aşısı olabiliyorsunuz. 6 ay, 8 ay sonra tekrar gerekirse bir aşı daha yapılacak şekilde bir yürütme var. Dolayısıyla biraz konuyu buraya çekecek şekilde sizlerden de sorularınızı almak istedim. Bağışıklık açısından tedavilerde de kişiye özgü tedaviler yaptığınızı hatırlatırım size. Şuraya ozon tedavisini, bir buraya tatlım tedavisini ve diğer verdiğimiz IV bazı kokteyllerimiz, yani damar yolundan verdiğimiz alfa-lipoik asitlerden tutun, vitamin komplekslerinden tutun, hani başka kokteyllerimiz mevcut. Bu da kişiye özel tasarlanmış, yine bağışıklık tedavileri olacak şekilde birçok konu aralığımız var biliyorsunuz ki. Şimdi gelin sizlerin sorularını yanıtlayacak şekilde bu yayınımıza devam edelim. COVID esnasında hangi saplamentler tüketilmeli? Burada biliyorsunuz ki dünya guide'larının yayınladığı saplamenterler özellikle C vitamini ve D vitamini. Yine hastanın durumuna göre ileri yaşta magnezyum, kalsiyum vesaire ihtiyacı varsa bunlar da olacak şekilde ya da hasta genç çok yoğun çalışıyor diyelim, multivitaminler olacak şekilde bazı saplamentlere ek olarak tüketmesi tavsiye edilmiş durumda arkadaşlar. Onun haricinde mevcut hastalığımıza göre değişen saplamenterlerde farklılık vardır. Mesela tiroid hastasına vereceğimiz, şeker hastasına vereceğimiz, bu çok detaylı bir konu olacağı için ilgili hekimlere başvurarak mevcut hastalıklarınızla birlikte doğru saplamenter kullanımını, doğru beslenme programını yapacak şekilde düzenleyebiliriz arkadaşlar. Yani tabii ki bunun için beni de ziyaret edebilirsiniz. Düzenli kan tahlili yaptırmak önemli midir? Kaç ayda bir yaptırılmalı? Bu soru da yine arkadaşlar kişinin rahatsızlığına göre ve mevcut taramaya göre değişir. Bu ne demek? Sizin kronik bir hastalığınız varsa, mesela şekeriniz var, tiroidiniz var. Dolayısıyla genelde ilaç kullanımı olduğu için 6 ayda bir düzen oturtulan, takibi alınan hastalar vardır. Ya da rutin sağlıklı bir hastasınız, ne kadar sürede check-up yapmanız gerekiyor diyecek olursak, eskiden 2 yıl gibiydi bu süreler ama şu anda yılda bir hani check-up yapılmasını öneriyoruz. Bir de diğer bir konu, bu check-up yapılması konularda biliyorsunuz ki çok genel geçer şeylere bakılıyor arkadaşlar. Yani işte kardiyolojik açıdan bakılıyor, solunum açısından bakılıyor, işte bazı temel vitaminler, mineralleri ve kan değerlerimize bakılıyor. Bu demek değildir ki biz derya deniz bir konuyuz. Ben bunu her zaman şöyle özetliyorum, hani iceberg, buzdağı gibi düşünün. Üst kısımda olan gözüken kısım hastalık yapan sebepler, alt kısım biriktikten sonra ama üst kısım gözüküyor. Dolayısıyla aslında koruyuculu hekimlikte, sağlıklı yaşam yönetiminde biz alt kısımla ilgileniriz. Toplumda birçok hasta kandida ile yaşıyor. Mesela bağırsağında kandida diye bir mantarla yaşıyor. Bu sebeple kilo alıyor, bu sebeple iştahını kontrol edemiyor, bu sebeple halsizlik yaşayabiliyor gibi. Bu sebeple serotonini azalıp depresyona girebiliyor. Dolayısıyla aslında vücudumuzdaki birçok dinamik tam hastalık sizi oluşturup tam tahlile götürmeyecek şekilde değişebiliyor. Bu sebeple
hastane tahlilleri harici bizim gibi sağlıklı yaşam yönetimi yapan kliniklerde sizin başka tahlillerinize de bakıyoruz. Ara elementler, ara vitaminler, ara enzimler. Eğer ki sizin bazı soru cevapla bulacağımız bulgularınız varsa onlara yönelik yine işte bir kandidamım var, bağırsağımı taramamız lazım, işte safraya bakmamız lazım. Yani nereye bakmamız gerektiğini aslında artık tahlil sisteminde çok genişlediği için biliyorsunuz ki detaylandırabiliyoruz. Onun dışında yine tavsiye edebileceğim şeylerden bir tanesi, bizim genetik kodlarımız doğumdan ölüme kadar aynı arkadaşlar. Artık dünya genelinde herkes bir kez, çünkü bir kez yapılması yetiyor, bir kez genetik kod taraması yaptırıyor. Böylelikle sizin bir 10 yıl içerisinde, 30 yıl içerisinde neye yakalanabileceğinizin öngörüsüne sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla sizin yatkınlığınızda şeker hastalığı varsa, sizin daha önceden bir ozon tedavisi almaya başlamanız, gluten ve unu kesiyor olmanız, hayatınızda doğru beslenme protokolü yerleştirip kilo kontrolü yapıyor olmanız size şeker hastalığınıza yakalanma riskini azaltır. Bir de stres yönetimi aynı şekilde. Dolayısıyla öngörülebilir hastalıklarınızı da önleyebilme şansımız var. Biyontech ve Sinovac olmanızı önerirsiniz, hangi durumlarda tercih etmeliyiz? Burada şöyle arkadaşlar, hani bunun ayrımını biliyorsunuz ki eğer aşırı duyarlılık reaksiyonu, yani BioNTech'in yaratabildiği aşırı duyarlılık reaksiyonun altyapısı varsa sizde ya da lateks alerjisi gibi bir alerjiniz varsa sizde BioNTech'i önermiyoruz. Ama bu demek değildir ki BioNTech çok alerjik bir aşı anlamına gelmiyor. Hani birçok insan hani ben alerjik bir bünyeye BioNTech yaptırsam çok mu kötü seyreder gibi soru işaretlerine sahip. Hayır değil. Bunun da önlenebilme şansı var arkadaşlar. Antihistaminik o gün kullanacak şekilde BioNTech aşınız olup ya da bir yakınınızla birlikte kendinizi takip ettirecek şekilde ya da BioNTech'ten sonra 15 dakika hastanede zaten bekletiliyorsunuz gibi size bu aşının olumsuz etki yaratıp yaratmadığını gözlemleme şansı var. Sinovac'la BioNTech arasındaki çalışma farkı da şu arkadaşlar. Antikor üretim hızı BioNTech'te daha fazla, Sinovac'ta biraz daha düşük. Sinovac diğer mutasyonlara koruyuculuğu daha düşük çünkü BioNTech'te mRNA sistemi var. Dolayısıyla mRNA başka mutasyonlarda da olabilecek bir şey olduğu için bir protein diye düşünün. Olabildiği için koruyuculuğu daha yüksek olarak adlandırılıyor. Yine de koruyuculuğun sağlamlaştırılması için iki aşıda aralıklarla iki doz öneriliyor ve daha sonrasında tekrarı öneriliyor. Fark ettiyseniz Sinovac'ın tekrarı iki dozdan sonra mutlaka BioNTech'te olabilecek şekilde önerilmeye başlandı. Bu mutasyonlardan ve antikor üretim hızından ötürü. O yüzden eğer ki hani uygunluğunuz varsa ben bu dönemde öncelikle BioNTech'i kendimde iki doz yaptırmış biri olarak önerebilirim. Ama yine de doktor tavsiyesiyle yapmanızı tavsiye ederim. Rek döneminde demir hapı tüketmeli miyiz? Bu herkes için geçerli bir soru değil. Eğer sizin renkli kanalınız atıyorum 10 gün sürüyor, çok aşırı pet değiştirecek boyutta oluyor ve daha önceden demir eksikliği yaşama sıkıntınız olabilecek bir tablonuz, dahiliyede bir takibiniz varsa o kişiye ara dönemlerde demir takviyesi yaptırmak gerekebiliyor bildiğiniz üzere. Güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenme tek başına yeterli midir? İşte bu sorunun yanıtı bende hayır arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımda da anlattım sizlere. Toprak aynı toprak değil, hava aynı hava değil. Bu ne demek oluyor? Bir oksijen oranımızın düşmesiyle her şey başlıyor. Kaldaki maske kullanımımız var artık. Karbonhidrat, karbondioksit gibi zehirli gazların toplumda yani atmosferde artışı fazlasıyla iklim değişikliği ve diğer problemleri görüyorsunuz. Toprağın yine kalitesine bakacak olursak eski vitamin mineral değerlerinin hem toprak hem de topraktan üretilen besinlerdeki miktarında değişiklikler var. Bu sebeple bizim bu hayata adaptasyonumuz maalesef dışarıdan evet bazı uygun supplementerleri kullanarak ya da IV tedavileri yaptırarak daha doğru bir şekilde, daha depolanacak şekilde ilerleyebiliyor. Burada bir antik parantez daha açmak istiyorum. Beslenmeyle ya da bu tarz supplementer kullanımlarında bazen insanlar şunu söyler biliyorsunuz. Ya ben işte B12 içiyorum ama 3 ay sonra yaptırdığım tahlilde çok ciddi bir yükselme olmadı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer sizin emilim bozukluğunuz varsa, genelde disbiyozis, yani vücutta işte sindirim sistemimizdir, midemizdir, saframızdır, karaciğerimizdir, bağırsaklarımızdır, böbreğimiz bir etkileşim var biliyorsunuz ki. Bu etkileşimlerin içerisinde hani tüketilecek olan şeyin doğru maddesinin emilmesi için de bir sistem var biliyorsunuz ki. Bu sistemde toplumsal bazı problemler yaşayabiliyoruz. Mesela biz aşırı süt ürünleri tüketerek, aşırı et ürünleri tüketerek, sebzeyi ve balığı daha az kısarak aslında mukozamızı daha erken zamanlarda yorabiliyoruz. Ya da sağlıklı bakterilerle sağlıksız bakterilerin yani mikroorganizmanın üretim şemasını değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu sebeplerle bir probiyotik
kullanımı gibi, bir yosun özü kullanımı gibi ya da arada bir sadece sebze ve balık tüketerek detokslar yapmak gibi ya da bitkisel cüzlar ve bitkisel çorbalar içmek gibi midemizi ya da daha doğrusu hem bağışıklık açısından hem sindirim sistemi açısından rahatlamalarımızı sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla her şeyin aslında vücutta bir ömrü var. Siz de biliyorsunuz ki insan ömrü nasıl uzuyorsa organlarımızın da ömrünün uzaması gerekiyor. Dolayısıyla o uzadığı için insan ömrü uzayabiliyor. Ama siz de biliyorsunuz ki insan ömrünün hani kantitatif, ölçümsel uzaması demek değildir ki kaliteli yaşamımız uzuyor anlamına gelmiyor. Daha çok hastalık, daha çok bağırsak sindirim problemi de aynı şekilde yaşayabilecek şekilde insan ömrümüz uzayabiliyor. Bunların içerisinde bir balans kurabilmemiz için önce sizin yapınızı anlamak, mindfulness dediğimiz doğru zamanda yemek yiyebilecek hali, doğru zamanda doğru şeyi vücudunuzun çekebilecek, canınızın çektiği şeyin doğru şey olduğunu hale getirebilmek. Yine diğer dış desteklerle vücudunuza başka bir hastalığın varlığını hani semptomatik olarak azaltabilmek, ilaç kullanımınızı azaltabilmek ya da başka bir hastalık çıkacaksa ona tedbir alabilmek gibi metabolik ayarlarınızı sağlayabiliyoruz. Bununla da ilgili daha önceden paylaştığım yine medikal detoks videomu da bir zahmet izleyebilirsiniz. Tek doz aşıda kalmak tehlikeli midir? İkinci dozu olmak zorunda mıyız? Evet, şu andaki çalışmalar ikinci dozu olmak zorunda olduğunuzu gösteriyor. Tek doz aşınızın size olan etkinliğini birinci ay sonra, bir ikinci ay sonra antikor testiyle öğrenebilirsiniz. Ama bu demek değildir ki hani belli bir seviyenin üstüne çıktıysa belli bir sürü koruyuculuğu olacaktır. Ama sık sık antikor testi baktırıp yeterli olup olmadığını ölçmek eminim ikinci doz aşıyı yaptırmaktan daha zor diye düşünüyorum. O yüzden Sağlık Bakanlığımızın politikalarına güvenelim diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi süreç devam ediyor. Aşılanma çok önemli. Siz de biliyorsunuz ki aşılanma sayesinde yatılı ya da yoğun bakıma alınan hastalarımızda, ölüm vakalarımızda düşme var arkadaşlar. Bunu bütün doktor arkadaşlarımızla teyit ederek de söylüyorum size. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle değil. Dolayısıyla sebeple siz de çevrenizdeki insanlardan hani bu dikkati istemesini bence vatandaşlık sorumluluğu altında sağlayabilirsiniz. Onun haricinde gündemi takip ediyoruz. Biliyorsunuz ki mutasyonlar neye yaratacak, pandemi ne kadar devam edecek, bununla ilgili net kararlar hiçbir dünya ülkesinin çalışmaları veremez. Çünkü önümüzdeki değişen hava değişimleri bile mutasyonların türemesi hakkında hani bazı değişikliklere sebebiyet veriyor. O yüzden önümüzdeki günlerde de yine yeni çıkan yayınlarla, yine yeni çalışmalarla bunları takip ediyor olacağız. Ama dünya ülkelerine geneline baktığımızda biz en doğru iki aşıyla birlikte ilerliyoruz gözüküyor. Ve hani BioNTech'i de ülkemizin satın alıyor, bu kadar sunuyor olması bizim için büyük bir avantaj. AstraZeneca'yı bazı camiada benim gibi doktor arkadaşlarım hani kabul görmesini istemiyorduk zaten. Bunu da açıkça söyleyebilirim. Yani tabii ki her doktorun algısı kendine göredir. Biz bazen aynı metni okuruz ama aynı metinden çıkarttığımız sonuçlarda bazı farklılıklar olur. Benim kişisel araştırmalarım sonucunda şu anda hani BioNTech'e okları yöneltiyorum arkadaşlar. Ve özellikle mutlaka çevrenizde şu anda en çok tansiyon hastalarını, tiroid hastalarını, diyabet hastalarını, işte asit direktörü dediğimiz dalağa alınmış hastaları bu hastalığın çok etkilediğini gördük. Çevrenize özellikle bu hastalıklara sahip olan insanların daha dikkatli takip edilmesini lütfen sağlayın. Sağlıklı günler diliyorum. Keyfinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Gelecek haftanın konusunda bir sonraki videoda sizlere söylüyor olacağım. Hoşça kalın.